İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Kaf ha ya ayn sat. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan iyiliğinin hikayesidir. O bir gün Rabbine gizlice yalvarmıştı. Rabbim demişti. Kemiklerim zayıfladı, saçlarım iyice ağardı. Sana yaptığım dua sayesinde bugüne kadar hiç bunalmadım. Benden sonra yerime geçecek olanlardan endişeliyim. Eşim de kısır. Onun için bana katından yerime geçecek birini bağışla. Hem bana hem Yakup oğullarına mirasçı olsun. Rabbim onu beğenilen bir kişi yap. Melekler dediler ki: "Zekeriya, sana bir erkek çocuk müjdeliyoruz. Adı Yahya'dır. Daha önce bu adı taşıyan birine rastlamadık." Zekeriya dedi ki: "Rabbim, bana oğlan çocuğu nereden Eşim kısır, ben de ileri derecede yaşlıyım. Öyledir, dedi melekler. Sahibin dedi ki, o bana kolaydır. Sen de daha önce hiçbir şey değilken seni yaratmıştım. Dedi ki, Rabbim, bana bir emare oluştur. Dedi ki, senin emaren sapa sağlam olduğun halde üç gece geçmeden insanlarla konuşmamandır. Sonra tapınağın iç odasından halkının karşısına çıktı. Onlara sabah akşam ona ibadet edin diye işaret etti. Çocuk büyüyünce dedik ki, Yahya, kitabı sıkı tut. Daha çocukken ona doğru karar verme yeteneği vermiştik. Ona katımızdan yumuşak boy ve gelişmeye uygun bir yapı verdik. O kendini korurdu. Anasına ve babasına iyilik ederdi. Zorba ve dik kafalı değildi. Doğduğu gün, ölüm günü ve yeniden diriltileceği gün onun için bir esenlik ve güvenliktir. Bu kitapta Meryem'in hikayesini de anla. Bir gün ailesinden ayrılmış, doğu tarafında bir yere çekilmişti. Böylece onlarla kendi arasında bir engel oluşturmuştu. Derken ruhumuzu gönderdik. Ona düzgün bir insan gibi göründü. Meryem dedi ki, senden Rahman'a sığınırım. Eğer namuslu biriysen. Dedi ki, ben sadece Rabbinin elçisiyim. Sana gelişkin bir oğul vermek için geldim. Meryem dedi ki: "Benim nereden çocuğum olacak? Bana erkekli değmedi. Yoldan çıkmış biri de değilim." "Öyle olacak," dedi. "Rabbin buyurdu ki: O bana kolaydır. Onu insanlar için bir belge ve katımızdan bir ikram kılacağız." Bu kararı verilmiş bir iştir. Arkasından ona hamile kaldı. Onunla uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancıları onu hurma ağacına doğru sürükledi. Keşke daha önce ölseydim de unutulup gitseydim, dedi. Melek aşağıdan şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin alt taraftan bir pınar akıttı. Bu hurma ağacını kendine doğru salla da üzerine taze olgun hurma dökülsün. Hadi, ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görürsen de ki, Rahman'a oruç adadım. Bugün tek bir insanla bile konuşamam. Çocuğu kucaklayıp halkına getirdi. Dediler ki, Meryem, kendini iğrenç bir hale düşürmüşsün. Ey Harun'un kız kardeşi, baban kötü bir kişi değildir. Anan da yoldan çıkmamıştır. Bunun üzerine Meryem çocuğa işaret etti. Dediler ki, beşikteki çocukla nasıl konuşalım? Çocuk şöyle dedi, ben Allah'ın kuluyum. O, bana kitap verecek ve beni nevi yapacaktır. Nerede olursam olayım, beni bereketli kılacaktır hayatta olduğum sürece bana namaz ve zekat görevi yükleyecektir. Bana, anama iyi evlat olacağım, zorba ve isyankar olmayacağım bir yapı verdi. Bana selam olsun. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün. İşte Meryem oğlu İsa. Onun hakkında şüphelendikleri şeyin gerçek ifadesi budur. Allah'ın çocuk edinmesi olacak iş değildir. O bundan uzaktır. Allah bir işe karar verdiği zaman onun için sadece oluş der, sonra o şey oluşur. İsa dedi ki, Allah benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun, doğru yol budur. İçlerinden farklı kesimler birbirlerine düştüler. Vay haline o büyük günde huzura çıkmayı göz ardı edenlerin. Bize gelecekleri gün ne güzel işitecekler ve ne iyi göreceklerdir. Ama yanlışlar içindeki o kimseler bugün açık bir sapkınlık içindedirler. İş bitirildiğinde korumasız kalacakları güne karşı onları uyar. Onlar olacakların farkında değillerdir. Onlar inanmıyorlar. Yeryüzüne ve üzerindeki herkese mirasçı olacak olan biziz. Dönüş bizedir. Bu kitapta İbrahim'in hikayesini de anlat. O, özü sözü doğru bir nebiydi. Bir gün babasına dedi ki: Ey babacığım, dinlemeyen ve görmeyen bir şeye neden kulluk ediyorsun? O senin hiçbir ihtiyacını karşılamaz ki. Ey babacığım, sana gelmemiş olan bir bilgi bana geldi. Bana uyda sana düzgün bir yol göstereyim. Ey babacığım, şeytana kulluk etme. Şeytan Rahmana baş kaldırmıştır. Ey babacığım, Rahmandan gelecek bir azabın seni çarpmasından ve senin şeytanın dostu haline gelmenden korkuyorum. Babası dedi ki, İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çevirdin? Eğer vazgeçmezsen seni taşlayarak öldürürüm. Uzunca bir süre gözüme görünme. İbrahim dedi ki, esenlik ve güvenlik içinde ol. Rabbimden seni bağışlamasını dileyeceğim. O bana iyi davranır. Sizden de Allah'larınıza koyup yalvardıklarınızdan da uzaklaşıyorum.'' ben Rabbime yalvarırım. Rabbime yaptığım dua sayesinde yoksun kalmayacağımı umuyorum. Onlardan ve Allah'la aralarına koyup yalvardıklarından uzaklaşınca ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Onların her ikisini de nebi yaptık. Onlara da katımızdan bir ikramda bulunduk ve doğru kişilerin dilden dile anlattıkları yüksek bir değer verdik. Bu kitapta Musa'yı da anlat. O yürekten bağlıydı nebi olan elçiydi. Ona Tur'un sağ yamacından seslenmiş, özel bir konuşma için yaklaştırmıştık. Ona ikramda bulunarak kardeşi Harun'u da nebi olarak armağan etmiştik. Bu kitapta İsmail'i de anlat. O sözünü tutmuştu. Nebi olan elçiydi. Ailesine namazı ve zekatı emreder ve Rabbinin katında beğenilirdi. Bu kitapta İdris'i de anlat. O da özü sözü doğru olan bir nebiydi onu yüce bir yere yükseltmiştik. İşte bunlar Allah'ın mutluluk verdiği nebilerdendir. Adem'in soyundan, Nuh'la birlikte gemiye bindirdiklerimizden, İbrahim'in ve İsrail'in soyundan olup kendilerine doğru yolu gösterdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Onlara Rahman'ın ayetleri okununca gözleri dolarak secdeye kapanırlardı. Onların arkasından gelenler arzularına uyarak namazı ihmal ettiler. Onlar yakında yanlış kurgularıyla yüzleşeceklerdir. İçlerinden dönüş yaparak inanıp güvenen ve iyi iş yapmış olanlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğramayacaklardır. Rahman'ın kullarına söz verdiği görülmemiş kalıcı cennetlere gireceklerdir. Onun sözü yerine getirilir. Orada boş söz dinlemeyeceklerdir. Sadece selam sözü. Orada onlar için sabah akşam rızıklar vardır kullarımızdan Allah'tan çekinerek kendilerini koruyanlara vereceğimiz cennet işte budur. Biz Rabbinin emri olmadan inmeyiz. Önümüzde, arkamızda ve ikisinin arasında ne varsa hepsi onundur. Senin Rabbin unutkan değildir. O göklerin, yerin ve onların arasında olanların Rabbidir. Sen ona kulluk et ve kullukta sebat et. Onun adını taşımaya layık başka birini biliyor musun? İnsan der ki: "Öldüğümde gerçekten daha sonra diriltilip çıkarılacak mıyım? O insan önceleri hiçbir şey değilken kendini yarattığımızı aklına getirmez mi? Rabbine yemin olsun ki onları şeytanlarıyla birlikte toplayacağız. Sonra alevli ateşin çevresinde diz çöktüreceğiz. Sonra her sınıfın içinden Rahman'a en güçlü baş kaldıranları çekip ayıracağız. Zaten cehennemde sürekli kalmayı kimin hak ettiğini iyi biliriz sizden oraya suya koşarcasına gitmeyecek yoktur. Bu, Rabbinin uygulamayı üstlendiği kesin hükümdür. Allah'tan çekinerek kendini korumuş olanları kurtaracak, yanlışlar içinde olanları da orada dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Kendilerine birbirini açıklayan ayetlerimiz okununca, bu kafirler müminlere şöyle derlerdi. Bu iki kesimden hangisinin konumu daha iyi, çevresi daha etkindir, biz mi, onlar mı? Halbuki kendilerinden önce nice nesilleri etkisizleştirmiştik. Onların evi barkı daha düzgün, görüntüleri daha iyiydi. De ki, kim sapıklık içindeyse, varsın Rahman onun süresini uzatsın. Nasıl olsa, tehdit edildikleri azabı ya da kıyamet saatini görünce, kimin yerinin daha kötü, kimin arkasının daha zayıf olduğunu öğreneceklerdir. Allah yola gelenlerin yolunu daha da doğrultur kalıcı iyi işlerin Rabbin katındaki sevabı da daha iyi, sonucu da daha iyidir. Ayetlerimizi görmezlikten geleni gördün mü? Der ki: "Elbette bana mal da verilecek, evlat da." Bu kimse gizli bilgilere mi ulaştı yoksa Rahman'ın katından söz mü aldı? Böyle şeyler olamaz. Ama biz onun söylediği bu sözü kayda geçireceğiz ve azabına azap ekleyeceğiz onun sözünü ettiği şeyler, malı ve evladı bize kalacaktır. Kendisi de karşımıza tek başına gelecektir. Destek almak için Allah'la aralarında bir takım ilahlar edindiler. Böyle şey olmaz. Onlar, uydurdukları ilahlar, bunların yaptığı kulluğu tanımayacak, bunlara karşı çıkacaklardır. Hiç görmedin mi, o kafirlere şeytanları göndeririz de, onları sarstıkça sarsarlar. Onlara karşı aceleci olma. Biz onlar için gün sayıyoruz. Allah'tan çekinerek korunanları, Rahman'ın huzurunda seçkin heyetleri ağırlar gibi topladığımız günde, günahkarları suya koşarcasına cehenneme sevk edeceğiz. Orada Rahman'dan söz almış olanlar dışında kimse şefaatten yararlanma hakkına sahip olamayacaktır. Rahman, çocuk edindi dediler. Gerçekten çok çirkin bir söz söylediler. Bundan dolayı neredeyse gökler parçalanacak, Yer yarılacak ve dağlar çökecekti. Bunlar sırf Rahman'ın çocuğu var dedikleri için olacaktı. Rahman'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi kul olarak Rahman'ın huzuruna gelirler. Allah onların hepsini teker teker sayıp hesabını çıkarmıştır. Hepsi mezardan kalkış günü tek başına ona gelecektir. İnanıp güvenen ve iyi iş yapanlar için Rahman bir sevgi oluşturacaktır. Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki kendini koruyanlara onunla müjde veresin. Karşı koyan topluluğu da uyarasın. Onlardan önce nice nesilleri etkisizleştirdik. Şimdi onlardan birini hissedebiliyor veya onların bir kıpırdamasını işitiyor musun?